Tekrar birlikteyiz. Mete Yarar Bey. Ee, Valla şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu biraz e, çok söylenen bir kelime. Biz asgari ücreti ve diğerlerini konuşuyoruz. E, Türkiye'de bütün rakamlar işte sendikalar dahil olmak üzere her ay değişiyor. Çünkü her ay enflasyonda bir artış var. İşte en son e, rakamlarına e, baktığınızda işte e, açlık sınırı bir de yoksulluk sınırı denen iki tane sınır var. Dört kişilik bir aile için bu 17.340 e, lira ve e, aşık sınır dediğinizde de 5.323 lira. Yani bu rakam ortadayken, yani askeri ücret 4.250 veya diğerlerini konuştuğumuzda bir hata yap yaptığımızın aslında farkında olmuş olmamız gerekiyor. Yani e, dört kişilik bir aileyi bu sınırın altında tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve demin aslında Hakan Bey de çok güzel bir şey söyledi. Zaman zaman bu tartışmalar var. Tartışmalar içinde yapılırken de söyleniyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sıklıkla söylediği için söylüyorum. İnsan yaşat ki devlet yaşasın hikayesi. E bu tabir, şuradaki tabire baktığınızda açlık sınırı 5323 liraysa e, o zaman insanlarımızı e, açlık sınırında yaşatmamamız gerekiyor. Hiç değilse. Evet. hayır. Yani bırakın yoksulluk sınırı artık yani bence yoksulluk sınırının üstüne çıkartmamız gerekiyor. Bırakın evet, ama biz evet. açlık sınırının altında şu anda o yüzden e, hiç hiç deyiz, insanlar. Hiç hani değilse. Onu efendim, diyorum. Da. Yani bu artık bu rakamları konuşmayıp bu rakamların üstüne doğru gitmemiz gerekiyor. Bu birinci değiştirmemiz gerekiyor. Hani şimdi biz güzel bir şey söylüyoruz hani %40 gelecek rakamını <laughs> te, e, telaffuz ediyoruz. Mevcuda se üzerinden seviniyoruz. Yoksa şu hakikat üzerinden Burada değil Evet onu bir bile altında tabii, tabii. Yani, yani bu e, bir, bir gerçeği ortaya koyup onun üzerinden gitmek gerekiyor İkinci gerçek Bence şöyle bir durum oluştu yani tamam Türkiye'de birçok olay var birçok e, insanlar anlamda baktığınızda endişe edecek boyutlar var ama bir de vicdanda sıkıntı çekiyoruz Tamam enflasyonik bir sıkıntı var Bir de vicdanla ilgili de bir sıkıntı var yani yüzde 40 zam geldiğinde otomatikman işte şeye yüzde 40 zam yapan Ne diyeyim e, işte Aa, ne güzel şeye zam geldi Kiraya da yüzde zam yapayım. Ona da zam yapayım, buna da zam yapayım. Herkesin eli şeyin cebinde. Yani dar gelirlinin artışının oranının peşinde koşan da bir ekip var. Yani bu vicdansızla da mücadele etmek ve götürmek lazım. Demin şeyi çok güzel söylediniz. Son rakamlara baktığınızda tabii ki senin söylediğin şey çok doğru. Hani insanların ilk aklına geldikleri rakam veya tartışmaya ilk açtıkları rakam İşçi ücretleri. Yani sonuçta elektrik ücretine kimse bir şey diyemiyor. Ev sahibi de bir şey söyleyemiyor. Hani kiracıysanız, işletme sahip değilse ona da bir şey söyleyemiyor. <laughs> Dönüp her defasında aslında sizin için çalışan, diğerleriniz için çalışmıyor. Ama sizin için çalışanlarla hesaplaşıyorsunuz Bravo. ve onların hesabı üzerinden de e, bir döküm yaratmaya başlıyorsunuz. Bravo. Ya arkadaş, yaşanan arkadaşlardan bir tanesi... Çok da mutlu oldum bu e, öngörüyü yaptığı için. Dedi ki biz de şeyi beklemedik. Askeri ücretine ne kadar atacağını beklemedik dedi. Niye beklemediniz dedim? Dedi ki biz kazanıyoruz şu anda. Öyle yapanlar çok ama onu beklemeyip üzerinde var, var. onu söylemeye var, var. çalışıyorum. Var. Niye dedim hani? Dedi ki ya bu insanlar bana şu anda kazandırıyor ve ben kazanıyorum. Evet. Kazanmayla devam ediyorum. Bravo, bravo. Ya bu insanlar ben kazanırken çünkü rakamları onlar da görüyorlar diyor. Yani ne kadar sattığımı biliyorlar, ne kadar aldığımı biliyorlar. Bu insanların performansı benim birinci önceliğim. Doğru. İkincisi vicdanlı bir adamım diyor veya vicdanlı bir insanım diyor, iş insanıyım diyor. Kadın da olabilir. Bizim yapacağımız önemli şeyden bir tanesi performansı attırmak. İşe ayaklarıyla gelmek istemeyen insanları çalıştırdığınızda nasıl bir verim alacağınızı zannediyorsunuz? Eğer iş bilek gücüyle yapıyorsanız, el gücüyle yapıyorsanız onun performansı için çok daha önemli. İnsan aç kalarak çalıştığı bir işime çok sarılır. Evet. Evine, çoluğuna, çocuğuna giderken bir şey kattığı için mi e, daha mutlu olur, daha verimli çalışır. Ama diyorum ya ilk aklına gelen insanların bu şey içindedir. Yani ilk gelen CEO şirketi düzeltmek için işten adam çıkartır. Veya işte sosyal haklarınızı kısmaya başlar. Servisi kaldırır, onu yapar, bunu yapar. Ya arkadaş önce insanların performansını arttırın. Önce işletmesel yaptığınız hataları düzeltin. İşçi sizin yapacağınız en son müdahale çünkü onun sorumlulukları olan bir ailesi sabit oldukları ödedikleri bir maaşları şey giderleri var. Hiç kimse onun için ekstra bir hayat vermeyecek. Ama öyle bir yere geliyoruz ki her defasında bir şey oluyor. Böyle koca koca adamlardan duyduğumuz kelime bizim bütün dengelerimizi bozuyorsunuz. Ya arkadaş ne kadar dengesizmişsiniz ya. Yani. Bir tek işçi maaşı yüzünden bütün dengeleriniz bozulabiliyor öyle mi? İlk aklınıza gelen de bu mu oluyor? O insanların açlık sınırı altında olduğunu biliyorsunuz, kazanmaya da devam ediyorsunuz. Bakın şunu kabul ederim, işletme zarardadır, sıkıntıdadır. Zaten işletme dönüp işçilerle konuştuğunda, hesabı ortaya koyduğunda bu ülkenin hiçbir insanı vicdansız değil. Onunla beraber aynı şeyi sıkıntıları göğüsleyerek gidiyorlar. Pandemi döneminde de yaşandı bu. Hatta ben size başka bir örnek vereyim. Çok önemli örneklerden bir tanesidir. Pandemi döneminde hepinizin malumu e, belli miktarı belli miktarı kadar para aldılar biliyorsunuz. Yani işte yüzde yetmişim yüzde sekseni gibi çalışmadıkları için birçok şirket döndüklerinde bayağı ciddi bir verim aldıkları için alamadıkları paraları daha sonra toplanır biliyor musunuz? Ben şimdi kazanıyorum. Sen o dönemde kazan e, bana bu şeyi göstermiştin, bu iyiliği yapmıştın ve şimdi ben sana ödüyorum. Ya bunlar karşılıklı insani insani görevler ya. Ama bakın yine yere geldik. Devlet ne verecek? Peki ben soruyorum. Devletten başka siz ne vereceksiniz? Ben en güzelleri sosyal medya diye bir şey var. Ben bayılıyorum bu sosyal medyaya. Hep bir sürü aleyhte kullanıyoruz. Alehte kullanın. Pardon bu emekli maaşlarını memur ve işçi için söylüyorum devletin cebinden çıkıyor bu devlet ödeyecek bu parayı ha. özel sektör içinde bu lazım diyorum benim ben de ısrarım de bu, bu yani Yapanları arkadaşlar yazın ya iyi şeyler yapan şirketler performansa göre maaşa göre hiç beklemeyen daha da yukarıya doğru çekmeye çalışan insanları yazın biz de hep beraber onları söyleyelim çünkü öyle bir noktaya geldik ki iyi ile kötünün karıştığı iyiliğin hiçbir anlamı olmadığı bir dönemi yaşıyoruz Doğru. Hak iş yaptı aslında bunu. Mesela hak iş, şimdi yaşam görüşü olarak çok şey yapmam, örtüşmem ama hani doğru ya da doğru demek lazım. %40 aşağı yukarı 6 aylık enflasyon oranı bekliyor. Artı iyileştirme %50, %60'ları e, bulacak. Kendi çalışanlarına zam yapıyor hak iş. Mesela bu takdir biraz önce bahsettiğin işi şey, takdiri hak eden bir yaklaşım. Yani İşçi ha. sendikasıysan eleştirdiğinden çok daha fazlasını yapman lazım. Onu yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Mesela bunu takdir ediyorum. Yani süreç hiç kimse için kolay değil. Özellikle dar gelirleri için hiç doğru. kolay değil. Çünkü ekstra bir geliri yok. Evet. Ve bence artık Türkiye'nin şundan çıkması gerekiyor. Yani ileriki dönemde ne yapılır, nasıl gidilir bilemiyorum ama hani oraya doğru gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yüzde %40 mıydı en son Türkiye'de askeri ücretle çalışanların şeyi oranı? Bütün çalışanların %40 diye hatırlıyorum. Belki daha da yüksek olabilir. Ya yani bu oranın... Yükselmiştir diye düşünüyorum ama net bir oran bilmediğim için yani, şey, ya, yanlış şey söylüyorsam ben. da çok üzülüyorum. Yani daha da yüksek olabilir. Yüzde 40'tan aşağı değildir ama... Çünkü orta sınıf aşağı düştü ya şimdi son asgari ücret zamları o yüzden yükselmiştir. Ya diye ben şunu söylüyorum. Ya şu bir defa bu kadar asgari ücretle çalışanın hiçbir e, modern toplumda refah toplumu diyorsak olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, artık şöyle bir noktaya geldi. İnsanların çalışma standartları legalleşti asgari ücret olarak. Yani askeri ücret zaten verilmeli gibi bir noktaya geldik. Evet. Yok arkadaş, askeri ücret e, herkese verilmemeli. Bence kısıtlanmalı da. Bence de. Hakan Bey şirketlerde de... belli bir oran koyulmalı. Eriştirir mi Büyük yani? şirketlerde. Kızmayacaksanız okuyacağım. Tabii lütfen buyursun. Kızarsanız okumayacağım. Yok canım niye kızayım? 25 kişiyle girdim. Boş ver. geldi? Okuyalım. Evet. 25 çalıştıran arkadaş mı söylemiş? Hayır. 30 çalıştıran. Ahmet Bey merhabalar. Hakan Bayrakçı Bey. ...iktisat... ...kurallarına aykırı olarak konuşuyor. Hı, hmm, evet. Ama böyle derseniz... Hmm. Yok, dinliyorum ne diyeyim. Onda da Mum. deme... ...yazanında kızmama... <laughs> ...ya da kızma şeyi var. E tabii ben de cevabımı <laughs> vereceğim. <gülüyor> evet. Beş kişi çalıştıran bir işletme sahibiyim. Hı -hı. Enflasyonla beraber giderlerimiz... ...yüzde yüz on beş arttı. Fakat fiyatlarımızı ancak yüzde kırk zam yaptık. Şu an aylık net karım... ...yedi sekiz bin TL... Asgari ücret artınca giderlerimiz artacak fakat biz fiyatlara yansıtamayacağız. Nasıl zam yapacağız? Zaten o da öyle söyledi. Ben Hakan de Bey, söyledim de dinlememişim. Hakan, Hakan Bey şunu unutmasın ki Hı. asgari ücrete zam işsizliği artırır, Hı. enflasyonu tetikler. Geçen sene 2800 lira ile satın alma gücü daha yüksekti. Ben Ama aynısını söyledi. Bir dakika, pardon. Sen aynısını söyledin. Ne söyleyeyim satın de dinlememiş. Onu ben de bir daha söyleyeyim o yüzden. Dedik ki burada 3-4 kişi... 5 kişi çalıştıran yerler için bunu söylemiyoruz. Onların problemi olabilir dedim. Çünkü aynen öyle dedi. Çiro ve dedi. Aynen öyle. Ben a şunun için söyledim. 25 kişi veya fazla adam çalıştıran yerler için söyledim. Hatta ilave ettim ve iki kere ilave ettim. Bir kere de değil. İki kere dedim ki böyle 3 4 kişi çalıştıran yerler için bu doğru değil. Onların başına sıkıntı gelebilir. Onlara bir çözüm bulunmalı. Ne bulunabilir diye de Onur Bey'e döndüm sordum. Ama dinlemiş. mübarek olsun yani. Sen. Allah razı olsun. Ne dinlemişse beni. <laughs> ama şunu kararı ama ama dinlememiş abi. Ama, dinlememiş ama arkadaşımız şeyi de söylemiş, şunu da söylemiş. Hı. Asgari ücretle zam işsizliği artırır, enflasyonu tetikler demiş. Ben de dedim ki, Bak burada itiraz <laughs> tamam anlıyorum. Vallahi biz yani, de biz de ona itiraz ediyoruz. Benden iyi ekonomist olabilir o ayrı. Ona bir iddiam evet, yok. Ekonomi açısından gerçekten enflasyon tetikler yani Evet, Ama tamam. Ifsizlik, ya anlamda Ya bunu da söyledim. Arttıracak meselesi bu Beyler, bu sopa göstermemesi. Bunu izah ederken ya dedim bu ki ya bir şeye benzedi biliyor musunuz? Bu söylediğim ısınmanın sebeplerini sebebi olarak ineklerin gösterilmesi gibi bir <laughs> şey bu. Espri yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Bir dakika ben dedim ki ilave yani, ettim. Her şeyin Bu söylediğime şey... ekonomistler itiraz edebilir. Çünkü bu zamlar yapılınca fiyatlar da artacaktır. Bunu da dedim. Hani videodan izlesin. Ben onu bunu bilmem. Ama, ben hı. Masum Türker burada konuktu. Masum Türker dedi ki: "Ver kardeşim dedi. İşçiye, emekliye, memura ver, zam yap dedi. O para döner, vergi olarak üretim artar, ekonomi büyür. Vallahi böyle dedi ya. Ben yıllardır yani vefçü ben de destekliyorum IMF kafasındaki ekonomistlere Uymayın, bakmayın dedi. Onların hepsi dedi yüzü birden bağırır dedi. Bu ekonomik kurallara aykırı falan derler. Yok kardeşim dedi. Zam yap. Memura da zam yap. işçiye de zam yap. Emekliye de zam yap. Asgari ücreti de artır. Katılıyorum. Korkma dedi. Kork. Vallahi burada ben böyle de, ben söyledi. De, ben, de, ben de katılıyorum. yani bu arada bir cümle de ben söyleyeyim. Öyle şey demedi mi? Evet dedi. Bunu aynen de dedi. Şurada oturuyorduk beraber. Beş kişi çalıştırıp bir insan sekiz bin lira para kazanıyorsa ben o kişiyi tebrik ederim evliya gibi bir adam demektir. Çünkü Türkiye şartlarında ekonomisinde 5 kişi çalıştıran bir adam ortalama 30 ila 70 bin lira arasında para kazanıyor demek. Nasıl kazansın adam durumunu Kazanır. anlatmış. Ama onun sektörü müsait değilse yine de diyorum ki 5 benim 40 yıldır ticaretle geçti ömrüm. Babam da tüccardı, dedem de tüccar. 5 kişi çalıştıran bir adam normal şartlarda 30 ila 330 bin arası para kazanır. Tamam mı? Sektöre göre değişir. Ya. Ama bir dakika bir dakika. 5 kişi çalıştıran bir adam 8 bin lira da kazanıyor olabilir. iflas halinde bile olabilir. Sektörüne bağlı, işine bağlı. Ya da çok iyi kalpli bir adam olabilir. Evliya gibi bir adam olabilir. Yani 8 bin kazanacak, 5 kişiye dörder bin lira maaş ödeyecek. Evliya gibi olabilir. Gidip cübbesine yapışalım. Ya hayır hayır. Tamam eyvallah. Ya. <laughs> Ama diyorum ki bu tip sektörler var. Doğru. Ama ilave ettim. Bak şu, şu sektörü... 3-5 kişi çalışan yerlere başka bir çözüm bulunmalı. Şu sektörü... Burak. Ben merak Burak ediyorum. Özgüven. Ben ya, Burak Özgüven. keşke bir dakika ya Burak Özgüven sana cevap hakkı doğdu. Yazsana abi. Kazanmak. Adam yani beş kişi... Hakan Bayrakçı sana neler söylüyor. Bir, bir cümle yaz onu da okuyayım. Senin de cevap hakkın... Bu, bu beyefendinin ne iş yaptığını hakikaten merak ediyorum. Burak. 5 kişi çalışacak. Burak Bey. 7 bin lira para kazanacak. Muhtemelen küçük bir kafesi falan var. Yazmıyorum. Niye niye böyle söylediğimi söyleyeyim? Hı hı. Çünkü en çok kafeci arkadaşı var. Kahve içmeyi ve öyle yerlere arkadaşım değil ya tanımıyorum. Burak Burak'ı tanımıyorum. İsim İ yazıyor. Yani isim telefonu ben isim olarak söylediğimiz için söylüyorum. Ya. Ha, i̇smi de var. İsmi yani yazıyorum. Kafesi, kafesi varsa ha. kafe varsa bir tane ocakta biri durur. 4 tane garson <laughs> mu var? Yapmayalım. Orada? Adamın şimdi ne iş yaptığını bilmiyoruz. Ayıp Ay, o evet, şey, yani. Ya ediyoruz. Yani ben Uzaktan şey tanıdığı için. Yok, yok yok tanımıyorum yani diye sorayım. WhatsApp'tan gönderdiği için WhatsApp'ta ismi de çıkıyor yani. İsmini de oradan görüyorum. Oradan söylüyorum Burak diye. Kaydetmedim ben ne? Kaydet ya. Bazı numaralar gözüküyor. Teknoloji dersi mi vereyim Onur şimdi? Allah Allah. Belki de merak ediyorum ne iş yaptığını. Ya, Bırakın. Olay oraya... Ya zararda bile olabilir. Olabilir. Zarardaysa göre problem yok. Bak zarardaysa bu başka bir şey. Yani zarar Hayır, şu başka. an ne, aylık net karım 7-8 bin TL diye olabilir. yazmış adam. Yani. Ya olabilir. Ya. Olabilir. E, bu Allah, kadar, Allah ben de zaten versin. dedim Gerçekten ki bu tip durumlar Allah için. kolekler Versin. O da hani zor bir e, kazanç. Bu zararda, Ticaret yapıyor. 4 alıyor. çalışan, çalışan tabii, yerler için zor. dedim. Bu, bu başka bir formül bulunmalı dedim. Onu Bunu söylediniz hatta tamam. Hatta Onur Bey'e de sordum var mı böyle bir formül? Hayır, Burak Bey zararda o zaman. Niye zararda olsun? Hayır şöyle normalde o efsafta bir işletmenin evet. kazanması gereken e, karı elde edemiyor. Yani o, o, karından evet. tabii, tabii, zararda. Tabii, tabii. Ya ben Doğru. ticaretten devamlı anlamam. elektriğe zam geliyor, zam geliyor. devamlı başka geçir. türlü şeylere zam 30 geliyor. 30 ila 330 bin arası normalde 5 çalıştı. Ben gibi. ticaretten anlamam. Ben ne ben ne ticaret ben, ne ben ticaret yaptım ne babam tacirdi ne babamın babası tacirdi ben ne onun anlamam. babası tacirdi. Hiçbirimiz tacir değil. Hakan Bey ben de anlamam. Böyle şeyler söylüyorum. Yanlışım yaptım, varsa düzelt beni ya yani. e, hala danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Bir şey söyleyeceğim burada. E, piyasanın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Uzun vadeli fiyat verememiz. Ne demek o ya? Örnek vereyim. Siz e, prakendecisiniz. E, tekstil ürünü alacaksınız. O tekstil ürünü üretirken de e, karşılarımıza sipariş veriyorsunuz. E, o sipariş eskiden sene başında e, anlaşma yapılır. Daha sonra senenin sonuna kadar o ufak tefek değişikliklerle devam eder. Şimdiki baktığınızda her e, Avrupa'da da enflasyon olduğu için oradan da birçok malzeme oradan geldiği için otomatikman ne oluyor biliyor musunuz? Her defasında o fiyat değişmeye başlıyor ve insanlar her gün o fiyatı değiştiremiyorlar. Yani arkadaşlar muhtemelen şunu yaşıyorlardır. O e, arkadaşlar yaşını Burak Bey e, yaşadığı en önemli şeyden bir tanesi. Siz bugün işte ne diyeyim? Döner satıyorsunuz, 15 lira. Bir ay sonra 25 lira, 35 lira, 45 lira diye sata sata gidemezsiniz. Tabii. Marjınızdan aşağı doğru çekmeye devam Tabii. ediyorsunuz. Ya onu söylüyor zaten. Onu söylüyor. Evet, yani, doğru. Yani. Bu arada Ama aynı bak, dert. Onu buradaki... söylediği dert bende de var herkes de var. Asla fiyatlara yansıtamıyoruz. E, ha, doğru. Geldi geldi bir dakika. O bitiriyorum artık. Onun cevap hakkı. Hakan Bey'i de dinliyorum muhakkak. Fakat 5 personelle 30-40 bin TL kazanılan dönemler maalesef geride kaldı. %115 gider artışı ve %40 zam varken %65'lik farkı maalesef biz üstleniyoruz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin %70'i kobilerden oluşuyor. Çoğu işletme de maalesef bizim gibi Zam ver, fiyatlar artsın dönemlerini 90'lı yıllarda yaşamadık mı? Hepinize soruyorum diyor. De hangi sıklıkta Yorum doğru. Soruyorum. Burak, bir şey yok ki bunu. Abi gel burada tartış sen. Gerçekten güzel şeyler yazıyor. Güzel yazmış evet. Doğru. Tamam. Teslim ol. Doğru ya, doğru. 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 İşte. Peki Burak Bey'in bu görüşlerine hepimiz doğru diyelim mi? Öyle bitirelim. Zaten başından beri söylüyoruz. Bu kadar az kişiyle olan Bit. yerlerde doğru. destek verilsin diye başından beri söyledik. Aynı. Burak Bey şöyle bir hata yaptı. Destek verilen yerde itiraz etti. Doğru. Orada doğru, sıkıntı doğru, var. Doğru. Yoksa <laughs> Onur herkes tamam mı? Onlara destek verdi. Burak Bey haklı mı? Bak hayır değil diyor ya. Şimdi ben ben bir şey söyleyeyim. Hepinize son, ya Abi son sektöre göre değişir. değişir. Burak Bey haklı olabilir. Diyoruz. Bu destek, destek falan olunuyor. Adamın zaten ihtiyacı var. KOBİ'ye destek verecek banka bir sürü teminat Zaten adamın ihtiyacı var. Nereden bulup buluşturacak da teminat verecek sana? Evet. Öyle Yok Burak Bey başımızın tacı. Onu Almak Öyle deme. Hepinize iyi akşamlar. Ha bu arada ben e, bu şey sezon sonu finali dizi mi ki bu sezon sonu sezon finali sezon. oluyor. Sezon. Sezon. Öyle Sizin, öyle. Sizin, Sizin mi? Benim. Evet. Aslında benim. bu amblemle çıkmayacaksınız o zaman tarafsız bölgenin ne diye kadar benim zaman demeyelim yokturuz, de seyirci onu da bilsin. Yeni döneme kadar, yeni yayın dönemine Aşağıdaki kadar. Aşağı yukarı 2-3 ay mı? Evet, evet hepimiz hepimiz emekli oluyoruz. Sizi çok özleyeceğim. <laughs> Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.